Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada bu videoda popülasyon genetiği ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. İsterseniz birinci sorudan başlayalım. Bu arada dediğim gibi bunları aldığım kitapta hangi yıl olduğu yazmıyor. O yüzden büyük ihtimal geçmişten bugüne kadar olanlar vardır. Ama tabii ki bu benim 2017 KPSS için aldığım bir kitap. Dolayısıyla 2016'ya kadar olanlar vardır büyük ihtimalle. Şimdi diyor ki bir popülasyonda baskın bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu alelin en az bir tanesini taşıyan bireylerin popülasyon içindeki oranı Hardy-Weinberg'e göre nasıl hesaplanır? Şimdi arkadaşlar böyle bir soru oldukça kolay bir soru. Çünkü buna benzer bir soru bu sene de geldi. Bu seneki çıkmış soruları ben yazmayı unuttum buraya. Bu seneki çıkmış sorulara bakın, %10'u yayınlandı ya, %10'un içerisinde o popülasyon genetiğiyle ilgili olan soru da var. Hatta soru yani buna çok benziyor. Şıklarda böyle bir gördüğünüz zaman acaba bu mu diye söyleyebilirsiniz. Oradan çözün mutlaka. Ben dediğim gibi yazmayı unuttum. Şimdi baskın bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu alel. Arkadaşlar baskın özelliği biz neyle gösteriyorduk? P ile. Çekinik özelliği Q ile gösteriyorduk. P artı Q her zaman neye eşitti? Hardy-Weinberg'e göre 1'e eşit. Peki ben baskın allelin ortaya çıkmasından sorumlu olan bu bireyler arasında görülmesini işte hesaplamam için ne yapıyordum? Her iki tarafın karesini alıyordum. P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1. Şimdi burada P kare olanlar büyük A büyük A'yı veriyor. Q kare PQ olanlar büyük A küçük A'yı Q kare olanlar da küçük A küçük A'yı veriyorlar. Bize ne soruyor? Baskın alleli diyor. Baskın allel taşıyanlar hangileridir? Şu ikisi. O zaman ben formülün en üst kısmında neyi arayacağım? P kare artı 2PQ'yu arayacağım. Bakın. P kare vermiş olmaz. Q kare vermiş olmaz. P kare eksi 2PQ vermiş. Zaten hiçbir zaman için arada eksi yok. O yüzden bunu da direkt eledik. 2PQ artı Q kareyi vermiş. Bunu da eledim. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki Hardy-Weinberg kuralına göre bir popülasyonda çekinik alelin frekansı baskın alelin frekansının 4 katıdır. Buna göre bu popülasyonda diyor bu alellere ilişkin heterozigot bireylerin frekansı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu da oldukça kolay bir soru. Neden? Çünkü ben P artı Q'nun eşittir 1 olduğunu biliyorum. Şimdi çekinik allelin frekansı baskın allelin frekansının 4 katıymış. O zaman ben çekinik allele X dersem baskın allele X dersem çekinik allele bunun 4 katı olacağı için ne diyeceğim? 4X diyeceğim. 4X artı X eşittir neye eşitmiş? 1. 5X eşittir ne olur arkadaşlar? 1. Buradan x'i bulur muyuz? Evet. X eşittir 1 bölü 5. O da eşittir 0,2 olarak bulduk. Biz neyi bulduk şimdi? Bakın x olanı. Yani p eşittir 0,2. Peki q ne olur buradan? 4 katı olduğuna göre 0,8 olur. P ve q'yu bulduk. Bize heterozigot bireylerin frekansını soruyor. Heterozigotları nasıl buluyorduk? 2pq şeklinde buluyorduk. 2 çarpı 0,2 çarpı 0,8. 2 kere 2 4, 4 kere 8 32. O zaman cevabımız 0,32. Zaten heterozigot bireylerin frekansını sorduğu için cevabımız 0,32 olur. Geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar, diğer sorumuzda da diyor ki 2000 kişilik dengeli bir popülasyonda renk körü frekansı 0,2'dir. Buna göre hasta bireylerin oranı yüzde kaçtır? Evet, şimdi renk körü frekansını biliyoruz. Renk körlüğünü dişler için ayrı hesaplayacağız, erkekler için ayrı. Şimdi bir kere 2000 kişilik bir topluluk varsa, o zaman bunlardan 1000 tanesi erkek, 1000 tanesi de nedir? Dişidir. Arkadaşlar, erkeklerde hastalık nasıl olacak? X üzeri R, Y olacak. Dişilerde X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olacak. Erkekler için direkt ne yapıyordum? Bakın, renk körlüğü frekansı 0,2 ya. 0,2 çarpı kaç taneydi? 1000. O zaman erkekler kaç tane olur arkadaşlar? Renk körü olanlar 200 tane. Daha sonra geliyorum. X üzeri küçükle X üzeri küçükle. Şimdi
Bir tanesinin değeri neydi? 0,2 idi. Çarpı dedim. Burada iki tane bulunduğuna göre 0,2 dedim. Çarpı dedim. Bir de 1000 kişi dişi olduğu için bu şekilde yazdım. Cevabımız ne olur bakın. 2 kere 2, 4. 0,04 çarpı 1000 olur. 2 sıfır 4'ü tek başına bırakmak için gitti. Cevabımız ne oldu? 40 oldu. Bize neyi soruyor? Hasta bireylerin oranı yüzde kaçtır diyor. Hasta bireyler toplam kaç tane? 240. Peki bu 240 kişi kaç kişinin içerisinde? 2000. O zaman 2000 kişide 240 kişi ise yüzde kaçtır diyoruz? X eşittir. 100 çarpı 240 bölü 2000. Sıfırlar birbirini götürür. 24'ü de 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız ne olur? %12 olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Arkadaşlar dördüncü soruda da diyor ki erkek ve dişi birey sayısı eşit olan 5000 kişilik bir popülasyonda dişi bireylerin 100 tanesi renk körüdür. Şimdi bakın erkek ve dişi birey sayısı eşitmiş. O zaman hemen yazalım. Erkekler 2500, dişiler 2500. Bakın soruda size eşittir de diyebilir, demeyebilir de ama siz her zaman için eşit olduğunu kabul edeceksiniz. Şimdi 100 tanesi renk körüymüş dişi bireylerin. O zaman ben 100 bölü 2500 yaparsam veya işte 2500'de 100 tane ise yüzde kaçtır dersem ne olur? Bakın bunun cevabı. Şimdi buraya bir sıfır attım bölebilmek için. Buraya bir sıfır attım. Virgül koydum. 1000 2500'e bölünemeyeceği için buraya bir sıfır attım. Buraya da bir sıfır attım. 10.000'de 2500. Bakın şu sıfırlar birbirini götürdü. %25 kaçtır? 4'tür. O zaman ben renk körlüğü geninin frekansını yani Q kareyi burada ne buldum? 0,04 buldum. Neden 0,04'e Q kare dedim? Çünkü dişi birey diyor. Dişi bireylerde ne olur? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Yani bunun karesini almış oluyoruz. Buradan Q ne çıkar arkadaşlar? Q 0,2 çıkar. Bize neyi soruyor? Aynı popülasyonda erkeklerin renk körü sayısı kaçtır? Arkadaşlar kolay zaten Q'yu bulduk. Erkekler neydi? X üzeri küçük R, Y. O zaman 0,2 çarpı kaç tane erkek vardı? 2500 tane. 0,2 ile çarpmak 2500'ü 5'e bölmek gibidir. Tamam, bu şekilde düşünün. 5'e bölelim 2500'ü. Kaç tane olur? 500 tane erkek her zaman için renk körüymüş arkadaşlar. Bu arada şunu da unutmayın. Renk körlüğünde veya işte hemofilide erkeklerin hasta olma olasılığı kadınlardan daha çoktur. Dişilerden daha çoktur unutmayın. Çünkü erkeklerde heterozigotluk durumu yok. Ya hastadırlar ya sağlamdırlar. Hastalığı taşıma ihtimalleri yani hasta olma ihtimalleri diyeyim. Taşıma demeyeyim yanlış olur. Hasta olma ihtimalleri %50 iken kadınlarda hasta olma ihtimali %33 olur. Erkekler daha fazla risk taşır. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Bu arada 4-4 diye gitmişim. 4-5 olacak. Unutmayalım. Şurayı soru sayısını yanlış yazmışım. 8000 kişinin yaşadığı bir kasabada 320 kişi sıfır kan grubundan, 960 kişi ise heterozigot B kan grubundandır. Bu bilgilere göre kasabada yaşayan kaç kişinin A kan grubuna sahip olması beklenir? Şimdi gerçekten uzun bir soru ama hemen yapacağız. Bakın. Şimdi biz neyi biliyoruz? Sıfır kan grubundan olan kişi sayısını ve heterozigot B kan grubundan olan kişi sayısını biliyoruz. İlk önce isterseniz şöyle bir formülümüzü yazalım ve bunları yani yerine yerleştirelim. Formülümüz neydi? Şimdi kan grubu verdiği için AB sıfır olarak düşüneceğiz ve PQR diyeceğiz. P artı Q artı R eşittir 1 demiştik. Her iki tarafın karesini alınca ne olur? P kare artı Q kare artı R kare. Sonra ne yapıyorduk? Başına 2 yazıyorduk. PQ. 2 yazıyorduk. QR. 2 yazıyorduk. PR. Eşittir 1. Şimdi bize ne diyor? Heterozigot B kan grubu. Heterozigot B kan grubu olması için ne olması lazım? QR olması lazım. Bakın QR. Bunların sayısı kaçmış? 960. Sıfır kan grubu olanlar yani R kareler kaç kişiymiş? 320. Şimdi ben bunların frekansını bulayım ilk önce. Ona göre P'yi bulacağım. Ve daha sonra arkadaşlar cevabımızı bulacağız. Şimdi 320'yi 8000'e bölersem 8000'e. Yani şöyle düşünün 8000'de 320 kişi ise yüzde kaçtır? Direkt bölerek de sonucu ulaşabiliriz. Bakın şöyle böldüm.
Burada ne kaldı? Bakın 4 kaldı. 4 bölü 100. O da ne olur? 0,25 olur, değil mi? 4 bölü 100 o da eşittir. Yani Q kare eşittir 0,25. Buradan Q ne olur arkadaşlar? 0,5 olur. Q'yu bulduk. Şimdi 960'ı vermiş bize. Yine 8000'e bölersek bunu. 8000. Sıfırlar gitti. 96'yı 8'e böldüğüm zaman 12 kalır. 12 bölü 100. O da ne olur? 0,12. Yani 2QR eşittir 0,12'ymiş. Ben buradan R'yi bulabilir miyim? R'yi bulabilirim, değil mi arkadaşlar? Bu arada burayı 0,25 yazdım. Yanlış yazdım arkadaşlar. 4 bölü 100 0,04 yapar. 0,04 yapar. Yanlış oldu. Burası da 0,2 olacak. Ben direkt 400'ü 100'e bölmüş gibi düşündüm. Hatta o zaman bile yanlış yapıyormuşum. Direkt yanlış yaptım. 0,2 olacak. Şimdi Q'yu biliyorum. 2 çarpı 0,2 çarpı R eşittir 0,12. 2 kere 2 4. R eşittir 0,12 bölü 0,4. Ne olur arkadaşlar cevabı? 0,3 olur mu? Evet. O zaman R'miz de 0,3'müş. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi Q'yu biliyoruz. R'yi biliyoruz. O zaman neyi bulacağız? P'yi bulacağız. P buradan ne olur arkadaşlar? 1 eksi, bakın 0,2 ile 0,3'ü toplayınca kaç yaptı? 0,5 yaptı. P buradan ne olur? 0,5 olur. Bize neyi soruyor? Bize kasabada yaşayan kaç kişinin A kan grubuna sahip olması beklenir? Bakın heterozigot ya da homozigot olarak ayırmamış. A kan grubundan olan kişiler kimlerdir? Bakın P kare olanlar. Bir de A kan grubundan olanlar A0 yani PR olanlar. Bir de bunlar. Yani ben P kare artı 2PR deyip ilk önce frekansını bulacağım. P kare ne olur? 0,25. Artı dedim. 2PR ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 0,5 çarpı 0,3. 5 ile 3'ü çarparsak 15. Bir de 2 ile çarparsak 30. O zaman 0,30 oldu. Sonucumuz ne olur buradan? 0,55 oldu. Peki bize neyi soruyor? Kişi sayısını soruyor. 0,55 ile 8000'i çarparsam, bakın 2 0 55'i tek bırakmak için gitti. 55 çarpı 80. Hemen çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 40 4 eldeydi. 4400 kişi neymiş? A kan grubuna sahipmiş. Evet, şimdi gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. Diyor ki erkek ve dişi birey sayısı eşit olan 5000 kişilik bir popülasyonda dişi bireylerin 100 tanesi renk körüdür. Bu az öncekini ben evet bunu çözmüşüm. Bunu tekrardan yazmışım arkadaşlar, özür diliyorum. Hemen başka soruya geçiyorum o zaman. Bunu çözmüşüm, tekrardan yazmışım. Altıncı sorumuz diyor ki dar boğaz etkisi nedeniyle ana popülasyondan geriye çok az sayıda bireyin kaldığı ve bu bireylerden yeni bir popülasyonun kurulduğunu varsayarsak, yeni popülasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Şimdi dar boğaz etkisi neydi? Büyük bir popülasyondan küçük bir parça kopuyordu ve bunlar ayrı bir yere giderek orada işte evrimleşme gerçekleşti, türleşme gerçekleşiyordu. Bize bu popülasyonla ilgili ne hani ne olduğu söylenemez diye soruyor. Homozigotlaşma oranı yüksektir. Popülasyondaki genetik varyasyon düşüktür. Soy içi üreme oranı yüksektir. Çekinik özelliklerin görülme sıklığı yüksektir. Alel frekanslarının ana popülasyondaki ile aynı olma olasılığı yüksektir. Sizce hangisini söyleyemeyiz arkadaşlar? Şimdi bakın büyük bir popülasyondan küçük bir parça ayrılıyor. Sizce alel frekansları ana popülasyondaki ile aynı olur mu? Olmaz, değil mi? O zaman cevabımız ne olur? Edirne olur. Çünkü bunlar ayrıldı. Hani bunların içerisinde ne var ne yok bilmiyoruz. Ana popülasyonda aynı da olabilir, olmayabilir de ama yüksektir dediği için, olasılığı yüksektir dediği için bu yanlış olacak. Cevabımız E şıkkı olur. Yedinci sorumuz, bakın uzun bir soru ama kolay bir soru. Bir türün yayılış alanı içinde yer alan elverişli habitat parçalarına yama. Bu özellikteki habitat yamalarında yaşayan alt popülasyonun her birine de metapopülasyon denir. Aşağıdaki şekilde yer alan büyüklükleri aynı olan 5 farklı yamada KLMNP'ymiş bunlar. Oluşan bir metapopülasyon dağılımı verilmiş.
Bu metapopülasyonla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakın, bakalım. Yamalar arasındaki geçiş koridorları bu şekilde göstermiş. Yani ok yönünde geçişler gerçekleşiyormuş. Diyor ki, N yamasındaki alt popülasyon yeterince göç almazsa genetik varyasyon azalmasına bağlı olarak zamanla yok olma girdabına girebilir. Arkadaşlar bu doğrudur değil mi? Eğer ki N yamasına yeterince birey gelmezse bir süre sonra bunlar ne olacak? Genetik varyasyon azalacak ve zamanla yok olacak. Yani türleşme olayı gerçekleşmeyecek. Bu doğrudur. İnsan eliyle L yamasına sokulan yabancı bir türün zamanla bütün yamalarda görülmesi beklenebilir. Şimdi bakın, insan eliyle L yamasına verirsek, bakın L yaması K'ya gidiyor, M'ye gidiyor, N'ye gidiyor. M'den de P'ye gidebilir. O zaman bütün popülasyonlarda görülebilir. Doğru. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır. Şimdi arkadaşlar, bu geçiş koridorlarında bir göç gerçekleşirse, şansa bağlı çiftleşme devam ederse alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır diyor. Bir okuyalım tekrardan. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Zaten bunlar belirli bir popülasyonun aynı türlere ait yani. Şansa bağlı çiftleşme gerçekleşirse bakın bunların tamamen aynı kalması beklenir. Farklılaşma olabilmesi için farklı şeyler gereklidir. Yani şöyle düşünün. Başka bir yerden göç gelmesi gerekiyor veya genetik sürüklenmenin olması gerekiyor. Yani Hardy-Weinberg'e uymaması gerekiyor arkadaşlar. Ama burada ne diyor? Hardy-Weinberg'e uyarsa diyor. Yani rastgele çiftleşme, pardon, şansa bağlı çiftleşme, rastgele çiftleşme olursa diyor. Bu zaman bunların türleşmeleri yani farklılaşmaları hızlanmaz, aksine azalır. O yüzden 3 yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Evet, böylece çıkmış soruları da çözmüş olduk. Dediğim gibi bu senenin çıkmış sorusuna bakın. Çözdüğüm ilk soruya çok benziyor arkadaşlar. Ben buraya yazmayı unuttum. Bir dahaki dersimizde türlere geçeceğiz artık. Türlerin kökenine geçeceğiz. İşte alopatrik türleşme, simpatrik türleşme, bunlardan bahsedeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.